oyalanmadan hemen odamıza çıkalım ha. Oyalanacağım. Niye oyalanayım zaten? Bismillah daha yeni geldik Bodrum'a. Niye mızıklanıp duruyorsun? Kızım şimdi geldi ya Allah Allah. Niye havaalanında yapmadın çişini? Yok çünkü havaalanında yoktu anladın mı? Yoldayken geldi. Çocuk amma gibisin. Denem. Gerçekten ya, çocuk gibisin. Ya şimdi geldi diyorum. Çişim oyalanma işte. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Onlar orada kalmaz. Onlar orada kalmaz. Birileriyle karışır. Onları bir taşıyacaksın değil mi? Allah. Sen beni zaten nişanlın diye değil hamal diye taşıyorsun yanında ha. Otelimize hoş geldiniz. Soğuk bir şey içmek ister misiniz? Olur. Olur mu? Olur mu? Çişim vardı yani. Kaçtı. Hakikaten çok ferahlatıcı bir kokteyl. Teşekkür ederim. Nereye kaçtı acaba? Tam yeter bu kadar ferahlatıldınız. Yolunuz biz odamıza çıkacağız biz. Ya versene. Ama sevgilim otel yönetimi bizim için düşünmüş. Ne güzel kokteyl hazırlamış. Niye böyle yapıyorsun? Ozancığım. Dışarıda o bavullarımızı bir yerleştirmeyeyim. Tepem tasına attırma. Allah aşkına zaten sıcaktan bayıldım. Daha sonra bu kokteyllerden içme şansımız olacak mı acaba? Ozan! Ozan! Oda numaranız 350. Kimlik bilgilerinize giriyorum efendim. Hı hı. Biraz hızlı lütfen ne olur. Tabii. Bir de şu valizlerle ilgilenebilir mi acaba? Tabii. Hay hay! Biz bu iş için buradayız. Ne yapıyorsun kardeşim? Manyak mısın? Zaten zor duruyorum ayakta. Niye vuruyorsun ya? Efendim ben Cafer. Tatiliniz boyunca çok iyi arkadaş olacağız. Neye ihtiyacınız olursa bana bir seslenmeniz yeter. Cafer! Cafer gibi şeylerde hop oradayım ben. Ay siz bize Allah gönderdi. Ozan çok sıkıştı da ona böyle bir el atsanız, bir yardımcı olsanız kaçırabilir altına. Tabii hemen ilgileneyim hop. Hop hop. Ne yapıyorsun kardeşim şaka. Allah Allah. Tamam buyurun ben sizi götüreyim. Hayır kardeşim istemiyorum. Buyurun. Yapma. Ya bırak kardeşim Allah Allah. Lan Jackie Chan misin? Bir dur ya Allah. Ben kendim hallederim. Sen şu valizlerle ilgilen ya. Hay, hay. Hayret bir şey Rustam. Ya. Rustam! Arkadaşın valizlerini çıkarın lütfen. Efendim neredeydi valizleriniz? Orada işte. Burada. Oh. Ha. Rustam, tek gelme. Çift gel. İyi tamam hadi, hadi alayım sen. 358, sağ ol teşekkürler. Hadi hoşça kal. Siz bayağı uzun kalacaksınız galiba. Hı? Evet, temelli kalacağız. Temelli kalacağım ben burada. Ne zaman nüfus kağıdını sonra alırız. Allah Allah. Ozan. Oh. Vallahi tatile geldiğini şimdi anladım ya. Oh. Oh. Aşkım ne yazıyorsun orada sen harıl harıl? Tatilde iş mi yapılır kızım? Bırak da tatilin keyfini yapsana ya. Hayır, iş falan yapmıyorum. Tatil programını çıkarıyorum. Başladık yine. Zaten yapmasan şaşardım Zeyno. Bir dakika ama dinler misin? Çok güzel program hazırladım. Programda gidersek her şeyimizi o tadını çıkara çıkara yaparız. Saat 9'da kalkacağız. Erken kalkan yol almakta çünkü. Dur bakayım. Işıktan da pek şey yapamıyorum. Pullu pullu kalemlerim çünkü. Havuz kenarında sabah sporu. Aha. Demişim çok güzel sporlar var burada. Yüzme yapacağız birazcık, yüzeceğiz. Sonra duş alacağız. Sonra 10 gibi şeyi var, kahvaltısı var. Kahvaltıdan sonra da birazcık yarım altı. Hadi ya. Evet. Sabah kalkacağız 9'da. Evet. Sabah sporu yapacağız. Sonra yüzeceğiz. Sonra da üstüne yaramazlık. Öyle mi? Olmaz mı? Kızım 18 yaşında mıyım lan ben? Kalp krizi mi geçirteceksin sen bana bu sıcakta? Olmaz öyle şey. O zaman tamam. Tamam o zaman onu şey yapıyoruz o zaman. O zaman onu sonraya atıyoruz. Merkezde şey Bodrum'a ineriz o zaman. Hediyelik eşya falan bakacağım ben. Şey var, kale gezisi yaparız. Ben kaç defa Bodrum'a geldim hiç kaleyi gezmedim. Tamam sevgilim tamam. İstediğin kale gezisi olsun yaparız. Tamam oldu. O zaman plajda güneşleniriz ondan sonra döndükten sonra. 18 gibi otele dönüş yapsak. O zaman yaramazlık yaparız. Yaramazlığı o zaman oraya ekliyorum. Olmaz. Geleceğiz, denize gireceğiz. Her tarafımız kum içinde kalacak kızım. Ben ondan sonra gireceğim, duş alacağım. Sıcacık bir duş aldıktan sonra da böyle bir rehavet çöker insanın üstüne. Ondan sonra ben böyle kendimi yatağa bıraktım. Arkası zor gelir. Olmaz diyorsun. Tamam, duş alalım o zaman. Tamam, tamam aşkım. Hı. O zaman duş alalım, rahatlayalım. Saat 8 gibi akşam yemeği var. Çok güzel bir restoranı var yalnız buranın. Ben fotoğraflarını gördüm. Orada yemeğimizi yeriz. Yemek sonrası yıldızların altında romantik bir yürüyüş. İşte kendimizi büyük finale hazırlarız o zaman. Yalnız bir şey söyleyeceğim aşkım. Yarın akşam deniz mahsulleri varmış. Deniz mahsulleri var. Ben tıka basa yerim üstüne bir soda içer göbeği yatağa yaydığım gibi aynen mor sabaha kadar uyurum sevgilim onu söyleyeyim sana. Ne yapacağız o zaman? O zaman ne zaman sevişeceğiz o zaman? Şimdi. Şimdi tabii şimdi. Yok başka zaman yok kızım. Kalk hadi aradan çıkaralım. Ay nasıl şimdi diyorsun? Hadi kalk aradan çıksın da rahat kalın. Hadi bir dakika hadi. Saat kaç yazın mı? Hadi hadi canım. Yazmayayım o zaman dur. Allah seni kahretmesin. Hadi kızım hadi çabuk. Şarap marap bir şeyler istedim hadi. Bari. Hayatım tişörtünü çıkarsana.
Ya iyiyim ben böyle kızım. Hem daha bünye daha güneşe alışmadı. Ya o... çok yanmak da istemiyorum ben sevgilim ya. Oğlum işte sürüyoruz ya, 50 faktör şey sürüyoruz üzerimize. Yanmayalım diye yanmayız. Çıkart o tişörtünü. Görmemişler gibi lütfen. Allah Allah ya kızım bir karışma bana sen ya. Of. Ya çıkart Ozan. Ozan ya. Çok kötü duruyor. Çıkart. Ya istemiyorum. Seviyorum ya ben bu tişörtü kızım. Ay ya. Bir dakika Allah. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Ay sen göbeğinden çekiniyorsun. Ya ne alakası var ya? Ne çekince göbeğim mi var? Çekince çekince. Bu ne? Affedersin şu ne? Ya gıdık diyorsun aşkım yapma ya. Allah aşkına çıkar. Allah aşkına. Ay niye bunları takıyorsun? Hani insan yaşlanıyoruz işte. Bunu bu kadar kafaya takacak bir şey yok. Barışık ol vücudunla. Ya tamam Zeynep tamam. Allah'ını seversen sus. Tamam çıkartıyorum. Az sonra adama tatil yaptım. Tamam ah, güzel güzel bir güneş ışınları vücuduna birazcık şey olsun. Zaten gölgedeyiz. Ya, iyi işte. Nereden tişörtüm nerede? Nerede benim tişörtüm? Giyerim değil mi? Çok yeter değil mi? Giy sen de giy. Çünkü şey... çünkü biz buraya güneşlenmeye, tatil yapmaya geldik. Hasta olmaya gelmedik sonuç itibariyle. Ya, ben de onu diyorum işte sana sabahtan beri. Fazla yanmak tamam. İstemiyorum diyorum. Tamam. O neydi lan o? Ne yiyor? Ne içiyor? Nasıl yapıyor? Sıkıldım öf. Çok sıkıldım tatilde. Ne? Sıkıldım sıkıldım ben. Ozan. Canım. Ben şu anda çok mutluyum. Ne? Çok mutluyum şu anda. Kız kırılı olurum sana. Ben de çok mutluyum aşkım. Ben mutluluğumun kaynağı sensin. Seninle olduğum için mutluyum. Tabii, tapıyorum sana. Ben de senin olduğum için mutluyum. Güzel gözlüm benim. Sanki böyle hayatımda her şey tamammış gibi. Böyle acayip bir huzur ve tatmin var içimde. Seni çok seviyorum. Kız ben de çok seviyorum seni. Yeşil zeytinim benim. Tapıyorum sana ben manyak. Sanki böyle hayatımda küçücük bir eksik varmış gibi. Sadece küçücük. Küçücük bir eksik mi? Evet. Kız yeşil zeytin söyle hemen yerine getireyim. Neymiş o küçücük eksik? Fethim azıcık krem sürer misin hemen? Ben de diyorum durup durup gel Zeynep bu lafları bana niye söylüyorsun? Öyle gerçek onlar da. İyi sürüyüm doğru. Tamam mı? Böyle yapacağım da sesim de şey olsun. Hı. Teşekkür ederim. Bir de böyle Bodrum mandalinalarından yapılmış bir tane kokteyle azıcık küçücük bir sandviç alabilir misin? Alırım sevgilim, alırım sevgilim. Alırım da ben bu tuzağa nasıl düştüm onu anlamıyorum. Herhalde güneş yedik aşkın, ondan. Aşkın, aşkımız düşürdü seni bu tuzağa. Düşürdü, vallahi düşürdü aşkımız bu tuzağa. Bana olan bitmek bilmez aşkın. Biraz daha sık aşağılara da. Hayır, krem mi sürüyorum, masaj mı yapıyorum belli değil. Sürüyorum işte sevgilim ya. Tamam bak kızarırsam senden sorarım ha. Azıcık daha sıkarak. Tamam aşkım, tamam ya. Hayır ben bayağı olmasam mı? Ne yapacaktım çok merak ediyorum Zeynep'ciğim. Sırtına krem sürecek bir adam bulurdum herhalde. Allah Allah. O zaman ne duruyorsun? Git de sürdür kremini. Ya bırakma lütfen. Hadi canım sen de. Siz erkekler de kendinizi vallahi bulunmaz Hint kumaşı sanıyorsunuz. Ortalık eli kolu ve malum şeyi olan adam dolu. O zaman git bul birini de sürdür kremini. Artık neresiyle sürer, eliyle mi sürer, koluyla mı sürer, o malum şeyle mi sürer karışmam o zaman. Terbiyesizsin, çok terbiyesizsin. Terbiyesizsin. Aman iyi, üf tamam yapmasan yapma. Ben kendi işimi kendim beceririm. Evet. Yaparım. Sen de göbeğine süreyim birazcık. Dur, yapma tamam yapma kızım. Savaş açarım vallahi. Krem savaşı açarım. O ayaklarım ne oluyor öyle? Of. Ay aşkım şunun güzelliğine bak. Bir de oturacaktın otelde öyle gelmeyecektin. Sevgilim anla şunu artık ya. Benim için tatil demek Malak gibi otelde yatmak demek. Ay tamam iyi anladım. Tamam o zaman sen öyle Malak gibi otelde yatarsın. Oturduğun yerde otursun. Ben şu yatlardan biriyle mavi türe çıkıyorum. Olur valla. Yakışıklı denizciler. Ha, yemezler canım. Ne o demek? Zaman ben evde Malak gibi yatıyorsam sen de o mavi yolculuğu bizim küvette yaparsın güzelim. Ay anam. Ay gördün mü? Neyi be? Hayvanı gördün mü oraya doğru gitti. Ay çok garip. Şeydi böyle kediyle köpek karışımı bir şey. Niye? Mihav mı dedi? Ay mihav dedi. Geçen gün dergide okudum. Çok garip bu melez hayvanlar deneyi. Yani ne bileyim aslanla kaplanın melezi yapılıyorsa yakında başka hayvanların da melezi yaratılabilir mesela. Düşün böyle. Kafası böyle tavuk, gövdesi zebra, kuyruğu barik. Enteresan. İnsanlık için önemli bir adım bence bu. Değil mi ama? Tabii canım. Bundan sonraki adım da mükemmel kadını yaratmaktır ha. Salak, hemen her yerde bu. Kızım çok ciddi bir şey söylüyorum sana. Çok vallahi. Ciddisin. Lan insan nüfusunun yarısının temel ihtiyacı bu be. Ay evet çok ciddi, gerçekten çok ciddi. Bir düşün ama bak şimdi bir düşün bak. Rus çıtırın göğüslerini aldın tamam mı?
Alta da böyle camı yıkalı böyle Brezilyalıların hatta kalçalarını yerleştirdin. Uzun uzun da Venezuela bacaklarını koydun. Bacaklarını. Ay iğrençsin. Böyle gülerken yani suratını ne yapacağım? Ne? Suratını. Kızım bu kadarını yaptıktan sonra suratı hiç önemli değil. Ay Ozan öküzlüğün bu kadarı. Ha şunu şu kadar zamandır gülüyoruz bu kadar gülmedin hiçbir şeye. Allah Allah. Sen yakışıklı yaşlı erkekler mavi yolculuk yaparken iyi yapacağım ama. Yapacağım zaten. Hadi hadi. Ben birazcık hadi yaşlardan birine gideceğim. Ne yapıyorsun? Mesaj yazıyorum. Kime? Derya'ya. Ya sen beni sinir hastası etmeye mi çalışıyorsun? Ne oluyor? Ay her yerde karşıma çıkmak zorunda mı acaba bu şırlık benim? Ya kızım Allah Allah işle ilgili ayrıca tatilde nasıl gidiyordu sormuş cevap yazıyorum ben de. Ne var şurada iki satır? Ne yazdın oku bana. Of Zeynep. Oku bana. Bodrum şahane, otel şahane, deniz şahane, yemekler şahane. O güzel dudaklarından bol bol öpüyorum. Ya ay Ozan. Ay, böyle bir şey yapmadın tabii. Çok sinir ediyorsun ama beni. Ama hiç gerek yok bu kadar. Vallahi seni şuradaki yatlara gelken diye gererim Ozan. Ya kızım dur bu kadar kolay hedef olma ya. Hadi hadi. Ne yazdın? Lütfen gerçeği söyler misin? Ne yazdın? Bodrum şahane, deniz şahane, otel şahane, yemekler şahane. Zeynep sana bol bol selam söylüyor. Tamam bol bolunu çıkar gönder. Tamam. Ben de o güzel dudaklarından öpüyorum. Öp. Sen beni çıldırtmaya çalışıyorsun ama. Kız üzümlü kek yerim seni kız. Kazan mısın sen ben? Ben senin o güzel dudaklarından başka dudak öper miyim? Öpemezsin zaten. Öpemem, öpemem. Çünkü o dudakların kopar. Kopar, ayrıca beni yelken diye gerersin dedin ya değil mi? Koparırım. Ben bir kapatayım. Dudaklarını koparırım, her tarafını koparırım. Ay çok ayıp. Ay çok ayıp. Hadi, hadi gidelim, hadi gidelim. Yavaş Ozan'cığım, boğulacaksın şimdi. Olacaksın. Çünkü yürüttün beni. Temiz havuz acıktırdı galiba. Ben hiç öyle bir etki yapmadı bazen. Zuhal, Zuhal bak hayatım burada yer var ya. Tamam çekelim. Bak, bak. Merhabalar, pardon. Afiyet olsun, oturabilir miyiz tabii, acaba? Tabii, tabii buyurun. Buyurun, merhaba. Merhaba. Zeynep ben. Zeynep ben. Merhaba, ben Rutka Hanım efendim. Merhaba, merhaba. Sağ olun. Merhaba, öyle mi? Ozan. Ozan. Merhaba. Afiyet olsun. Öyle mi? Ay ne güzel, ne güzel. Siz nereden geliyorsunuz? Biz İstanbul'dan, siz nereden geliyordunuz? Aa, biz de İstanbul'dan geliyoruz. Aa, ne güzel, ne güzel. Tatil arkadaşı olabiliriz değil mi Ozan? Tabii ki, neden olmasın? Biz Cihangir tarafından geliyoruz. Cihangir'de oturuyoruz, evet. Evet. Çocumağ'da geçenlerde bir bina aldık, eski bir Rum evi. Onunla tadilat yaptık falan. Muhteşem bir şey oldu. İşte onun yorgunluğunu sene bir tatil yapalım. Zaten şekerim yani İstanbul'da yaşayıp da şehir merkezinde oturmayan insanları hiç anlamam. O zaman niçin İstanbul'da oturuyorsun? Değil mi kardeşim? Metropol, koca metropol. Merkezinde otursun ya. No. Evet öyle, öyle. Peki siz merkezinde mi oturuyorsunuz? Nerede? Nerede? Hangi saatte? Şehir merkezinde oturuyoruz biz de şehir merkezinde. Şehir merkezi orası ama. Çünkü trafik yoksa yarım saatte Taksim'deyiz yani. Tabii canım ben. İstanbul'a gelmişim. Şehir merkezi yarım saat zaman değil tabii canım. Evet, evet. Çok güzel. Beyefendi, beyefendi eşiniz mi? Kardeşim. Beyefendi kardeşim o da böyle geçsin dolaşsın diye getirdim ben onu. Tamam ben seni denize götüreceğim canım. Çok seviyor denizde. Eklemleri şey oluyor. Biraz şey geldi. Ama güneşte fazla dolaştı. Öyle geçer, öyle. Geçmiyor. Geçmiyor canım. Geçmiyor. Hadi biz kader işte. Ne oluyor canım? Götüreceğim, götüreceğim. Sen ye. Oh kıyamam. Embesilsin. Bayağı bir embesilsin. Kıyamam. Ha canım benim. Evet Zeynep'ciğim. Gustav Klimt ve Oskar Kokoschka özellikle hayran olduğum ressamlardan. Evet. Aa Ozan'cığım. Biliyor muydun? Zuhal'le Rutkay ressammış. Çok güzel değil mi? Evet, evet. Şahane, şahane. Harika. Çok güzel. Ben de resim yapıyorum. Gerçekten mi? Tek başıma, daha çok tek başıma takılıyorum desem daha iyi. Öyle, öyle deme. O çok hoş bir şey bu Zeynep. Çok hoş bir şey. Önemli olan içindeki yaratıcılığı bir şekilde dışa vuruyor olman bence. Kesinlikle, kesinlikle. Öyle. Ne oluyor? Ne oldu? Bir şey yok. İçimdeki yaratıcılığı dışa vuruyorum. Ne var bunda? Olamaz mı yani? O zaman içindeki yaratıcılığı dışarı vurmadı çok yaratıcılığı. Evet, evet, evet fark ettim. Ya bir şey soracağım şimdi o değil de. Ha. Sizin bu resim işi para kazandırıyor mu peki size ya? Ozan'cığım para bizim için çok da önemli bir olgu değil ya. Evet, evet. Önemli olan ruhlarımızı besliyor olmamız. Değil mi, değil yok. Mi? Değil mi? Çok güzel bir bakış açısı. Beni anlıyorsun değil mi Zeynep? Çok çok güzel bakış açısı ama gördüğünüz gibi benim doyurmam gereken bir mide var arkadaşlar. O yüzden yemez o iş. Ne demek istiyorsun şimdi? İki lokma bir şey yedik diye yani. Yemeğe bir şey demiyorum. Ne güzelse günde. Evet. Aşkım çok sıkıldım ya. Ne olur. Ne zaman otur? İşte burada ne yapacağız? Nereye gideceğiz anlamadım ki. Ya patladım kızım sıkıntıdan. Yuf ya.
Allah Allah. Gençler bu daima genç kalanlar. Evet biziz, biziz. Evet. Evet, evet, buradayız. Hadi bakalım yeni bir oyun keşfettim. Kalkın oyunca. Harika. Nasıl bir şey? Nasıl bir her şey güzel. Ozan bak seni arıyorum. Harika, harika. Arkadaşım vallahi tatil değil. Eziyet bu ya vallahi bile. Ya dokunma arkadaşım ya. Ya bir dakika. Ya bir rahat dur. Ya ferman ya. Hadi gidelim, biz de gidelim. Anam, bu. Bu hiç gerek. Atladım. Ozan, Ozan. Çok iyi. Çok iyi fikir ya. Ay çok keyifliyim yalnız. Tatil bambaşka bir şey ya. Ah kesinlikle, kesinlikle. İyi ki buraya gelmişiz. Yani aslında biz pek böyle otel tatili yapmazdık ama bu sene bir değişiklik yapalım dedik. Ama şimdi buranın da havası başka. Çok, hani her çok. Şey elinin altında. Ne istersen yapıyorsun, özgürsün, keyiflisin. Karışanın, görüşenin yok. Kesinlikle çok rahatsın yani. Evet, hadi biraz daha gayret. Ozan lütfen, lütfen hadi kayın. Biraz gayret. Durmak yok, devam. Evet. Ya Zeynep, Allah'ım kurtar beni Zeynep daha ya. Yapıştı yat, sürük gibi ya. Yapıştı. Kal. Gerçi Ozan sen yatma. Sen sadece kal. Tamam. Yata yata göbek yapmışsın. Haydi hadi. Hoppa. Sardı, hoppa. Çok kötü sardı. Göbeği al. Yap. O da artık şey, sarmasın diye istediklerini yapıyor. Yap. İşe de yarıyor ama. Yap. Ay burada da her çeşit insan var ha. Haliyle sevgilim. Öyle değil ama. Ya ne bileyim ben böyle belirli insanlar belirli tip yerlere giderler ya. Ne bileyim ben böyle İstanbul'da çok şık bir restoranda Beyoğlu'nda takılan rakır tipleri bulamazsın yani. Burada her türlü insan var. Ne gibi Zeynepciğim? Bak mesela bak şuradaki kadına bak. Bak şuradaki kadına. Belli ki bu kadının çok parası var. Çok parası var. Dul da kendinden daha genç yakışıklı birini bulmaya gelmiş. Çok belli ama. Seninle kızım el alemden ya Allah ben Allah. Ben be eğleniyoruz. Bak şuradakilere bak. Ay canlarım benim, canlarım. Ona çocuklarını tatil yaptırmaya gelmişler. Memur tipli insanlar. Bütün kış boyunca buranın taksitlerini ödeyecekler. Çok belli. Zeynep insan çözümlemelerine başladı arkadaşlar. Evet başladı. Çok severim. Çok severim. Çok da iyi yaparım. Biliyorsun. Çok da iyi yaparım. Bak bak bak. Ailelerin paralarıyla eğleniyorlar. Züppeler. Ana baba parası yiyorlar. Çatır çatır. Ya tamam Zeynep. Yeter ya. Allah Allah. Şuradakileri gördün mü? Bak şuradakiler. Çok komikler. Ay. Sorsam bunlar entel dantel tipler. Kesin Cihangir'de oturuyordur bunlar. Böyle bohem hayattan hoşlanırlar, şaraplarını içerler. Kafelerde, Cihangir'in kafelerinden hiçbir şekilde ayrılmazlar. Sorsan nerede tatil yapıyorsunuz, nereye tatile gidersiniz desen hep böyle doğa içindeki tatilleri, oksijenli tatilleri seyrederler ama buralarda da dolanırlar yani. Sanatçıyız diye geçinen, sonra da böyle Bodrum'da eller havaya da bulduğun insanlardan birkaçı. Zeynep'ciğim hatırlatmak isteriz. Biz de Cihangir'de oturuyoruz. Biliyorum canım. Aman Zuhal, ben sana söylüyorum. Ben sana söylemedim. Ozan anladı benim neye söylediğimi. Kazyan hiç çevirmeye kalktı senin. Günaydın millet. Günaydın ya. Günaydın. 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 Ay, daha gün sizde aymamış. Aymamış gün. Çalışma vardı. Ne Ozan kardeşim ya. Çalışma vardı. Biraz akşamdan kalmayız. Evet öyle zaten. Çalışma bizde değil ya. Üst katta hummalı bir çalışma vardı. O yüzden yani inanamazsınız. Sevişme seslerinden gerçekten inanamazsınız. Uyuyamadık. Uyuyamadık yani. Sen bir sevişme sesleri yetmiyormuş gibi de dan yatan sesi delirecektim Zuhal. Resmen dedi tepemize düşecekler sandık yani. İnek gibi böğürüyordu. Filan diye ya. Olacak şey değildi ya. Çok fena. Hayatımda yapmadığım bir şey yapıp gecenin ikisinde resepsiyona şikayet telefonu açtım ya. Olacak. Öyle bir ses yani. Ben kapılarına dayanıyordum. Kapılarına dayanıyordum. Çok. Çok böyle bir sevişme yok ya. Yani sevişme değil, bayağı bir değil, dövüşme, anlaşma yani. Acayip işte yani. Şey onun da sinir bozukluğu. O zaman şey diyorum ya, bizim odaları değiştirelim ha, ne dersiniz? Ay Rütkaycığım, çok naziksin. Ya. Çok naziksin ama yok. Şimdi uyuyamazsınız. Yok. Gerçekten zor, uyuyamazsınız. Zeynep'ciğim, biz zaten hiç uyumuyoruz. Canım, çok delirtici diyorum sana. Manyaklar gibi yani. Arkadaşlar bir dakika ya, biz kendi kendimizi rahatsız edemeyeceğimize göre sorun olacağını sanmıyorum ya. Evet, biraz biz. Siz bizim üst... Siz miydiniz? Ya çok affedersiniz. Ya dedim vallahi sana biraz abarttık be aşkım ya. Kusura bakmayın, yok. Biraz fazla rahatsızlık verdik galiba. Yok, hayır, yok. Siz olduğunuzu bilsek şikayet de etmezdik değil. Zaten değil mi? Hiç. Yani. Önemli değil. Hiç aranızda öyle bir yandan sonra kopuyor işte. Kopuyor tabii değil mi? Yalnız Rutkay sende de iyice kopmuş yani. Maraton koştun be kardeşim. Ya tebeşir o saçım ama bir dakika. Onlar daha ısınma turları ya. Daha triatlon geceleri var önümüzde ya. Ayıp ediyorsun. Senin o yanaklarını yerim ben. Gel bakayım buraya. Hadi hadi görüşürüz. Gel bakayım buraya. Hoşçakalın. Gel. Yerim seni.
Kızım ben resepsiyona gidiyorum, hemen odayı değiştiriyorum. Yandık, daha triatlon koşacakmış bunlar. Doping yapıyor bu hayvana, öyle ben sana diyorsun, söyleyeyim. Doping. Tabii kızım ya, dopingsiz olur mu lan? Nasıl bir doping acaba? Ay bir öğrenseydin nasıl bir doping? Hı? Öğrensek adamla mi? Aranı iyi tut. Doğru söylüyorsun. Adamla aranı ne iyi tut. Ne içiyor acaba? Acaba ne içiyor? Aa, aa, bak hiç bu sesten bekliyor musun ya adamla? İnek gibi böyle ya, Allah. Gözümü açamıyorum vallahi. Of. Ay acaba otelden bugün biraz dışarı mı çıksak? Evet, ay çıkalım ya. Çok güzel olur ya. Mesela safariye çıkabiliriz. Aa. Bir sürü kiralık cip var. Harika olmaz mı Zeynep? Harika olur ya. Zuhar. Evet. Süper hadi, fikir hadi bu. Hadi arkadaşlar, hadi Ozan. Ne yapacağız safaride? Bodrum'un dağında bayırında keçi mi avlayacağız? Kızım delirdiniz mi siz ya? Gezeceğiz, gezmek için. Biz almayalım arkadaşlar. Ben öyle Allah'ın güneşinde başıma güneş yiye yiye öyle hiç eski külüstür bir cipin içerisinde gezemem. Ama siz istiyorsanız gidin canım. Mesele aa, değil, buyurun. Hayır, aa. Hayır. Öyle ayrı gayrı olmaz canım. Evet. Ya ne demek ki? Arkadaşlar biz sizi keyfinizden geri bırakmıyoruz. Buyurun ay, siz hayır, gidin ya. Hayır, olmaz. İlla ki birlikte yapacak bir şeyler buluruz. Evet, bir dakika, bir dakika. Tarihi gezi yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Antik bir kent tespit evet, neticede. Evet, çok antik bir kent. Mesela Suat Arkeoloji Müzesi'ne gidebiliriz. Antik tiyatroya gidebiliriz. Çok güzel. Oraları evet. Çok güzel sevgilim, yerler. Sevgilim biz gittik oraları. Evet, gezdik kesinlikle. Aşkım bir tanem ya. E tamam ne olur bir yer gezeriz. İstemem arkadaşlar. Ben öyle tarihi kenti, antik kenti falan görmek istemiyorum ya. Ben tarihi eser merakımı senin ananı görerek gideriyorum zaten. Merak çok etme sen. Bir espri. Çok ayıp ediyorsun. Tamam tamam. Bari harikanesine inip orada biraz yürüyelim. Oturup bir şeyler içelim. Evet. Bir değişiklik olsun. Ay, evet ya. Evet ya. Niye böyle oturuyoruz? Evet. Ya buyurun gidin arkadaşlar ya. Ben gelmek istemiyorum. Ben burada böyle yatmak istiyorum. Ne var? Siz istiyorsanız gidin ya. Aman iyi tamam. Gidelim. O zaman burada semirsin kendi kendine. Hadi hadi kızlar bakalım. Hadi gidin. Tamam Ozan'cığım sen iyi. Paran pulun var mı senin yanında? Var var param da var. Ver onu da bana. Benim çantam odada mı diyeceğim. Hadi bakalım. Hadi 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 canım. Hadi canım. Hadi görüşürüz. Oh be. Tatil bu be işte be. Hop. Allah. Korkma yalnız korkma. Benim. Hay Allah'ım ya. Hadi kalk oyun oynayacağız. Ne? Oyun oynayacağız ha. Ha yok benim bir programım var Bodrum'a gideceğim. Biz olmaz. Zeynepler çıktı. Program daha güzel. Basket takımına bir kişi eksik. Hadi kalk. Hayır yok bizim başka programımız var. Bak sana üçlük ya, atacağım. Ya ama sürük gibisin yapıyorsun. Arkadaşım ha, Bodrum'a gideceğim diyorum ya karışma. Kardeşim, ya istemiyorum basketbol sevmem. Zeynep! Zeynep bekle Zeynep! Lan çekil. Bir şey söyleyebilir miyim? Elbisen çok güzel ya. Aa. Yani sana çok yakışmış bence. Aa. Senin kişiliğini yansıtıyor sanki. Sen böyle cıvıl cıvıl. Evet ya. Ay sağ ol. Teşekkür ederim. Güzel bir tane. Kesinlikle ya. Kesinlikle. Doğru seçim. Valla güzel mi? Güzel mi elbisem? Hı. Fena değil. Ben kadınların hep elbise giymesinden yanayım Üstad ya. Evet. Evet. Ne güzel. Ben de bir kot giydiğim zaman da çok hoşuna gidiyor değil mi şekerim? Aşk olsun aşkım. Sana her türlü şey yakışır. Sana her şey yakışır ya. Aa. O zaman da böyle benim çok giyimimle güzel. İlgili bazı tercihleri oluyor. Öyle erkeklerin oluyor değil mi? Senin mutlaka. De canım herhalde. Ben mi? Bilmiyorum. Ne istersen onu giy kızım. Ben ne zaman karışım senin giyimine Allah Allah. Bana ne ya? Güzel yine üzerinden nezaket akıyor yani. Çok sağ ol. Evin kızım Allah Allah. Bir dolap dolusu elbisen var. Beğenmişsin almışsın ki giyiyorsun. Ben mi karışıyor muyum senin giyimine? Tamam yakışmış diyebilirsin. Ya yakıştırmışsın ki almışsın. Tamam deme deme. Zeynep'ciğim şurada bak bir yakış dükkan var. Hadi gidip bakalım ne dersin? Şahane evet, derim şahane. Evet. Ben üzerime yakıştırdığım birkaç bir şey alayım bari kendime. Evet evet. Allah Allah. İki parça elbise için attığı tribe bak. Ben ne dedim şimdi ya? Hayret bir şey ya. Sevmiyorum kardeşim ben bu kadın kıyafeti ya, konusunda konuşmaktan. Haklısın ha. Haklısın Ozan'cığım ya. Allah Allah. %100 haklısın ya. Ben yok. De hiç haz etmiyorum ya. Haz etmiyorum abi. Ojesiydi, yok makyajıydı, yok saçıydı, başıydı. Bitmiyor kardeşim. Yok haklısın ya. Çok sıkıcı ya. Hani bıraksan sabaha kadar bunlardan bahsederler bunlar ya. Bu ya kardeşim ya. Madem sevmiyorsun neden o zaman sen de kaldırıp şeyden kadın muhabbeti açıyorsun? Bir dakika. Kıyafet bir muhabbeti söylüyorsun Zeynep'in de üzerime salıyorsun kadını. Ozan'cığım. Harika bir geçirmek istiyorsan, gece geçirmek istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Nasıl ya? Harika bir gece için bunu yapmak zorundasın. Nasıl, nasıl anlamadım? Tabii ki, tabii küçük taktikler bunlar ya. Aa. Ne şöyle yapıyorsun? Ki, mesela iltifat ederek kendini garantiye alacaksın. Mesela ben bu gece muhteşem bir gece geçireceğim. Ama sen, ha, hiç emin değilim ya. Ha, değilim valla. Hadi ya. Ha. Hangi mağazaya gitti bunlar? Kaz yandı Ozan'cığım. Kendi kazanı. Sen kendini, sen yaktın kazanı. Ama sen çıkıyorsun. Kaz yandı. Kaz yandı. Çok güzel oldu. Aldığınız ayakkabılar çok güzel oldu. Evet. Ya arkadaşlar biz sizi tanıdığımıza çok sevindik. Aynen biz de. Gerçekten yani. Yani buraya gelirken hiç sizin gibi öyle insanlar tanışacağımızı düşünmüyordum. Evet ya büyük bir kazan. Yıllardır tanışıyormuşuz. Evet. Evet büyük bir kazanım oldu bence. Artık İstanbul'da da görüşürüz diyorum ben. İnşallah. Görüşelim yani. Hatta sonra İstanbul'da buluşalım. Beraberce bir yemek yiyelim. Ya hatta gelin bizim evde geçelim bir hafta sonu diyeceğim ama yani bizim ev küçük biliyor musun? Oh. Sığmayız yani. Bizim ev büyük sayılır yani yeter dördünüzü de. Okey. Okay. Tamam. O halde gelecek hafta sonu size gelirim ya. Tamam.
Tamam, harika. Yok. Güzel olmaz mı? Olmaz. Gelecek hafta sonu olmaz ki. Niye ya? Ne oldu? Şey var bizim. Ne var? Anana gideceğiz. Ha. Tabii epeydir gitmiyoruz kayınvalideye. Kadın bizi özlemiştir. Yazık gidip bir elini öpmek lazım, tabii, değil mi? Tabii, tabii. Denize lütfen yılına sarılır. Ne yapayım? Ondan sonraki hafta. Evet, tamam. Ondan sonraki hafta. Biz kayınvalideye bir gitmeye başladık ve her hafta sonra böyle birkaç kadın size gidelim. Seviyorsun sen kayınvalideye yani. Olur, neden olmasın? Olur, benim telefonlarımızı veririz. Evet, evet. Demiş veririz. Oo. Bayan sarhoş uyanmış bakıyorum, Allah, ha? Allah aşkına, ne olur sessiz konuş, çok fena. E kızım, sen de her önüne gelen içmeseydin o zaman. Vallahi başım patlamak üzere, ne içtiğimi bile bilmiyorum ki ben. Bunu bak. Ne? Dişi Rambo gibi olmuşsun kız, ha? Hiçbir şey hatırlamıyorum, biliyor musun? Ne içtim, ne kadar içtim, hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hayır. Nasıl ya? Ben hatırlamıyorum. Kızım, odaya çıktıktan sonra yaptıklarımızı hatırlamıyor musun? Ne yaptık? Ben odaya çıktığınızı bile hatırlamıyorum. Nasıl ya? Ne yaptık ki? Oo, neler yaptık, bana bak. Gel gel. Ne be? Sor ben. Salak, saçmalama. Çek salak. O daha saçmalama. daha neler var? Gel, bu bir şey değil daha. Hayır, saçmalama. Hayır, böyle bir şey olamaz ki. Ay, böyle bir şey olamaz bir kere. Ne? Ha, ben çok sarhoş olmadan önceki halini hatırlıyorum senin. Sen de az içmedin. Vallahi yalan söylemiyorum kızım. Kama sutra halt etmişti yanımızda diyorum sana ya. Bu dediklerinin hiçbiri gerçekten olamaz Ozan. Çünkü eğer bu dediklerinin olmuş olsaydı benim şu anda sadece başım ağrıyor olmazdı. Senin benim tutulmuş olurdu, sırtım pörtlemiş olurdu ve bacaklarının en az bir tanesinin kopmuş olması lazımdı. Allah Allah. Ulan başka biri miydi acaba ya? Ben mi karıştırıyorum yoksa? Çok küsün. Ne? Ayıldım bakıyorum. Yaptık. Vallahi mi? Gerçekten mi? Niye böyle hatırlamadığım zamanlarda hep... Ay bak şuradan şuraya kafamı çevirirken... Çok iyi alıyorum. Niye hatırlamadım? Akşam ben? Bir daha yaparız. Yemin et. Yemin ediyorum. Yemin bu sefer et. İki bacağını birden kırmayan Ozan değil burada. Ruhumuz umutla dolu. Dolu. Bir vaha gibi mutlu. Ay şair gibi oldu. Ulan Zeyno, denizin dibinde oturuyoruz, vahadan bahsediyorsun sen de. Tamam, çölün ortasında vaha görmüş gibi mutluyuz diyorum işte. E tamam, çölün ortasında değiliz işte. Bodrum'da denizin dibindeyiz kızım. Ay tamam, böyle diyorum. Ne kadar olağanüstü, ne kadar güzel bir yerde olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum. Ne şartlarda, ne? Ulan Zeyno, denizin dibinde olup da çöl hayal eden bir tek sen varsın. Ben daha. Varımdır. Ben varımdır. Ne olmuş? Ben de. Sen ne anlarsın şiirden Ozan? Her hücremden nefes fışkırıyor. Sen keser misin? Keser misin? Her hücremden nefes fışkırıyor. O ne lan? Ya ne kadar gıcıksın. İçimiz temizleniyor demek. Nefes bu sevgilim, nefes. Alıp verirsin nefesi. Allah Allah. Hiç öyle hücreden nefes fışkırdığını falan görmedik biz. Ne kadar klasik bir adamsın ya. Düz mantıksın, düz. Düz mantıksın, kütük gibisin. Mecazi düşün birazcık, mecazi. Allah Allah, seni yaptığın mecaz değil kızım, saçmalık. Ya sana ne? Tanımlaman yanlış, tanımlaman. Ya neye göre yanlış, sana ne ya? Ben böyle hissediyorum, böyle düşünüyorum, böyle Allah düşünüyorum. Allah Allah. Yanlış düşünüyorsun işte, ne söylüyorum demek? Sana. Allah Allah, yanlış, şairlere yanlış düşünüyorsunuz. Burada böyle dememeniz denir mi? Hayal gücümü yansıtıyorum burada. Sen böyle düşünemiyorsan, sen kütüksen, ben ne yapabilirim? Ben mi kütüğüm burada? Evet, şimdi? Sen kütüksün. Hey gençler. Keyifler nasıl bakayım? Ha? Ya nasıl sana gidiyor? Ne, sana ne? Nasıl, sen nasılım? Belki zevkten dört geçeyim, belki de sinirden küp küpeyim. Sana ne? Heh, bak, tanımlaman doğru oldu şimdi. Bu iyi. Allah! Küp oynayabiliriz. Zevkten dört köşe küp olma oyunu. Ne dersin? Ay Cafer! Ozan Cafer, Allah aşkına tersimi bilmiyorsun Cafer. Benim tersimi bilmiyorsun Cafer. Yürü git Allah aşkına. Peki gidiyorum. Ama göğsünde bir şey korkudan... var. Hoppa! Hadi ya, oyun oynayacağız. Kalkın ya. Çaktık ya Cafer, Allah aşkına bak lütfen. Cafer kalk Cafer. Ne olursun. Kalk Cafer. Hadi kalk. Tamam, ben de Cafer'le olmuş. Sen biraz kalk. Canım, ay bu otel çok güzelmiş değil mi? Hı-hı. Yine geliriz seneye değil mi buraya? Hı-hı. Ne okuyorsun sen? Fırçayı bir roman sevgilim ya. Bir seri katilin hikayesi. Çok heyecanlı. Ay çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Konusu ne? Seri katil var sevgilim bir tane. Kadınları öldürüyor herif.
Polis de ensesinde ama herif tam polis onu yakalayacak. Yani her seferinde polisi atlatmayı başarıyor. Galiba polise yakın birisi. Birazdan öğreneceğiz katili. Çok az kaldı finale. Aa, ben bu kitabı okudum. Katil dedektif çıkıyor. Ne yapıyorsun kızım? Niye sonunu söylüyorsun kitabın? Deli misin nesin ya? Sen 2 sene önce Da Vinci'nin şifresinin sonunda bana söylemiştin ya. Hatırla, intikam soğuk yenen bir yemektir Ozancığım. Kızım 2 sene önceydi lan o, 2 sene. Ama ben sana dedim hatırla. Kadınlar affeder ama unutmaz dedim. Dedim ama bunun intikamını alacağı biliniyordu yani. 2 sene lan. Öyle oldu değil mi? 2 sene oldu. Seneler ne çabuk geçiyor Ozan. Ozan seneler ne çabuk geçiyor. Ama dedim. Ama intikamını alacağım dedim. Güzelim kitabın sonunu ben söylemiştim. Lan. Öyle dedektif. Ya, abi ya Zeyno ya. Ay Gümüşlük'te bu manzara bir başka ama. Güneş çok güzel batıyor ya. Değil mi? Vallahi bir ömür boyu burada seninle kalabilirim sevgilim. Ay çok huzurlu. Zeynep. Canım. Seni seviyorum aşkım. Ben seni seviyorum. Canım. Zeynep. Canım. Ben yaşlanıyorum galiba. Aa saçma mı be? Nereye çıkardı? Kızım baksana yanımda fıstık gibi, taş gibi bir hatun oturuyor ve benim akta fikrim sevişmekte değil ya. Aman işte bak tam benim de değil, ne olmuş? Kızım bak ben 35 oldum ha. Vallahi yaşlanıyoruz mu acaba ikimize? Ay kusura bakma vallahi sen yaşlanıyor olabilirsin de benim hiç yaşlanmaya niyetim yok. Biraz 20 yıl daha 30'ların başlarında kalmayı planlıyorum. İnşallah aşkım benim inşallah. Kalacağım tabii. Dondur kendini. Donduracağım. Donduracaktım ben de tabii. Hatta yolu birdir. Ay çok huzurlu. Yani şuranın huzuruna bak. Biz de 360 gün deliler gibi çalışıyoruz. Ne için? Böyle gelip böyle yerlerde 5 gün tatil yapabilmek için. Buraya geldiğinde de görüyorsun. Hayatın ne demek olduğunu başka taraftan bakmaya başlıyorsun çünkü. Biz deliler gibi... Değer mi? Değer mi? Deliler gibi 360 gün çalışmaya değer mi hayat? Ne? Sen hiç beni yine dinlemiyorsun değil mi Ozan? Ben bir şey düşünüyordum aşkım. Ama bunu bana hep yapıyorsun. Ama hep yapıyorsun bunu. Ben kendim söylüyorum, kendim dinliyorum. Kendi kendime konuşuyorum. O zaman deli miyim ben? Deli miyim ben? Bu sorunun cevabını benden mi bekliyorsun Zeynep'ciğim? Bana bak. Bakıyorum aşkım. Niye böyle yapıyorsun ama? Niye beni dinlemiyorsun? Ben bir şey anlatıyorum. Bir zahmet dinleyiver beni. Ya kızım dinliyorum seni ama bir yandan da başka bir şey düşünüyorum. Ben de düşünüyorum işte. Bir şey düşünüyorum. Seninle de paylaşıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ivır zıvır işle ilgili bir şey düşünüyorsun. İşle ilgili bir şey değil kız. Başka bir şey düşünüyordum. Ne düşünüyordun? Seni düşünüyordum aşkım. Aslanlık, yalancı. Vallahi seni düşünüyordum kız. Diyordum ki bu çatlak dünya güzeli geveze kadın. Benim ömrüme gireli 5 yıl oldu. 5 yıldır da ben onu deli gibi seviyorum. Sittin sen de sevmeye devam edeceğim. O yüzden ben bu kızla evleneyim dedim. Ne dedi? Evleneyim dedim, evleneyim. Bunu mu düşünüyordun? Yemin ederim bunu düşünüyordum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Canım. Sen bana evlenmeye mi diyorsun? Evet aşkım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ne? Anlamadım ben 5 yıldır yalvarıyorum sana evlenelim diye. Evet. Sen böyle Hasan Efendi'den ekmek isteme ruh haliyle bana evlenme mi teklif ettin? Ha, pardon. Tamam. Sizin istediğiniz gibi olsun. O zaman şöyle yapalım. Sevgili Zeynep Yıldırım. Hayatımın aşkı, ömrümün kadını. Seni deli gibi seviyorum ve bütün ömrüm boyunca da sevmeye devam edeceğim. Ben Ozan Karaman'la evlenip... Ben düşüneceğim biraz. Zeynep. Ya yok vallahi düşüneceğim. Çok zor kıza bakmayın. Ama zor bir karar. Bu çok zor bir karar. Rezil etme kızım. Rezil edecek ne var? Ozan rezil edecek ne var? Ben sana düşünür kararımı söylerim. Şaka yapıyorsun. Ben sonra söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapacak ne var Allah aşkına? Sen rezil ettin beni 5 yıldır. Tamam. Bir büyük rakı alabilir miyiz biz? Hemen efendim. Kalk tatlım yerden. Canım benim. Ben sana söyleyeceğim. Nasıl olsa beraber yaşıyoruz. Ben fikrimi şey yapar sana söylerim.